Hemen geldim, devam ediyoruz. Efendim, tıkanacağım yüksek müsaadenizle. O yüzden kamera kapalı, haberiniz olsun, bilginiz olsun. 1930 yılının modu bu. Daha doğrusu mod 1930 yılını anlatıyor. Benim Steel'i kim parçalıyor? Bu sefer kime gidiyor abi Steel? Vermeyeceğim artık ha. Biraz kısıtlıya mı alsam acaba? Kaynak bana yetmiyor abi. Ben niye şey yapıyorum ki? Gerçi kaynak bana yetiyor da bir tık kısalım şunu ya. Bir tık limitliye getirelim. Yani adamlar bizim kaynakları söküp söküp götürmesinler. Tamam, oradan fabrika alıyoruz. Hayır işi gibi beleşe bir şey yapmıyoruz ama yine de evet, ne söylediğimi unuttum, boş ver. Abi teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Şey, single moddayız ya, single moddayız. Afiyet olsun dileğiniz için, teşekkür ederim arkadaşlar, eyvallah. İran'a silah atsam bir şeyler yapar mı? Yapar lan, adama baksana. Adam 33 asker basmış. İran'a şöyle bir tüfek sallayalım. Ama tamam, 31 bin tüfek sallayalım İran'a. 31 bin tüfek. Ondan sonra 4K top verelim bir. Bunlar ilk level'ın topları ama olsun. 10K'da level 2 top verelim. Al, geliştir ordularını, yanımızda savaş. 5K'da support ekipman veriyorum. Al, al ve savaş al. Ya cepheler kilitlenmiş durumda olabilir ama bu cepheler elbette açılacak. Açılma konusunda sıkıntı yaşarız tabii ki ama orduları tanka çevirdikten sonra daha çok rahat edebiliriz. Ve benim yapmak istediğim şeylerden biri de şu: artık bence bulduğumuz bütün bölgelerden lastik çıkarmaya başlamalıyız abi. Şayet ki lastik çıkarmaya başlamazsak işler bizim için çok daha yorucu bir hale almaya başlayacak. Çünkü motorize birlik üretemiyoruz. İlerleyen zamanlarda uçak ürettiğimizde uçak da şey istiyor, lastik istiyor. Problem. Anam, Suudi Arabistan asker basmış. Lan 70K tüfek verdim sana, 70, 70. Bir tane mi adam bastı? 70 bin tüfeğe sıfır ülke kurarım lan ben. Yepis yeni. Ne güzel pısladı. Ya burada çok rahat biz defanslarız abi bak. Adamların ay, aradaki farka baksana. Aradaki ezici farkı gördükçe benim başım ağrıyor. Ben bir save alıp tekrar girişik yapacağım ya. Abi Alman bizimle aynı yerde savaşıyor, gözükmüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şey, Rus Japon'un üzerine almadım değil mi? Almadım, güzel. Böyle bir şey olabilir mi abi? Alman bizim tarafta gözükmüyor. Türkiye olarak bu arada bayağı iyi konumdayız ya. Hiç fena değiliz abi, hiç fena değiliz. Askeri fabrika açısından baksana, dünyanın en büyük 3. askeri fabrikasına sahibiz. Uçak gücü açısından millet zaten tırt. Boş ver, bizim uçak gücümüz yok. Askeri açıdan da, askeri açıdan neredeyiz lan? Üçüncü sıradaymışız yine. Evet, üçüncü sıradayız. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz abi. Hiç fena değiliz. Aynen abi. Fıtıta etti böyle bir kola. Abi ne olur tüm savaş bana kalmasın. Tüm savaş bana kaldı galiba. Peki Alman Fransızla White Peace falan imzalarsa ve ben bu savaşta bizim çocuklarla tek kalırsam, bu Alliance kanadı bana kösüm kösüm köstürmez mi?
Oğlum siz de savaştasınız. Atsanıza lan adamları. Aa, adamları komple attılar galiba. Şuradan ileri gitmiyorlar. İki adamı durduramıyor muyuz orada? Yok, vuramıyoruz abi. Aa, buldum lan. Amerika'yı bölelim. Aa, İran sana asker vereyim bir tane diyor. Kardeşim teşekkür ederim ama istemiyorum. Babayı böleriz. Peki non-aligned'lık buslayıp adamı non-aligned'a çevirmeye çalışsam oradan isyanlar misyanlar çıksa tatlı olmaz mı? Bence her halükarda tatlı olabilirdi. Abi doktrin piyade doktrini farkındayım da tanka da dönemem oradan ya. Şu an savaş cepheleri bir parça tıkandı. Hindistan'ın mümkünatı yok, açamayız bence. Şu an Hindistan'da şey var böyle, baba panayır yolla yürü diyorlar. Tank yerine piyade de mi kalsak acaba? Tank bu. Yani Mobile Warfare'e gidip oradan Blitzcrank'e falan gidip şey yapabiliyoruz. Tankları kuvvetlendirebiliyoruz da. Tankları iyice kuvvetlendirdik. Vurduk. Sıfırdan tanklara yönelsen nasıl olur? Ha, bilmiyorum ya. Sıfırdan tanklara mı yönelsek acaba? Çok geride kalırız ya. Çok geride kalırız. İkinci orduyu basamadı. Evet, ben fark ettim onu. Artık vakit tank vakti. Tamam. Tamam, öyle diyelim o zaman. Vakit tank vakti diyelim. Tanktaki çocukları kuvvetlendirelim. Tabi artık askeri alma düşecek bizde. Yapacak hiçbir şey yok. Resources'ımız iyi. Endüstri durumumuz iyi. Tamam, defanslayıp tankların gelişimini gözlemleyeceğiz artık demek ki. Defanslayıp teşekkür ederim. Afiyet olsun dileğiniz için. Defanslayıp tankların gelişimini bekleyeceğiz. Bu arada bütün fokuslara gittik neredeyse ya. Amerika gelmese biz şu an elayları şey yapardık ya. Light tank basıyorum zaten şu an. Afgan'a silah atabilecek durumda mıyım? Hemen bakayım, ona göre hallederiz. Afgan'a silah basabilecek durumda mıyım? 63 bin var aslında da. O kadar tüfek üretmiyorum ya. Ürettiğim bütün tüfekleri insanlara veresim yok. Biz kendimizi nasıl bir durumun içinde bulduk öyle ya. %11. Bu savaşı nasıl sonlandıracaksak artık. Afrika ordusu bir tur bir ilerlemeyi denese. Bir tur. Yok anam, hüsran. Direkt hüsran. Bilemiyorum ne yapmamız gerektiğini. Paktı bozup Alman'ın yanına mı girsek acaba? Aa canım, bir tane ordumu sana vereyim diyor. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin o 3 askeri basman bile beni mutlu etti. 4. Eyvallah. Abi, faction'ı bozup Almanların yanına girelim mi? Alırlar mı ki bizi? Ama aynı savaştayız zaten ya. Bence alırlar. Almazlar mı? Alırlar ama gerek yok. Abi nasıl gerek yok? Baksana, tıkandık her yerde. Bu herifler barış masasına oturduğunda bizim başımız ağrıyacak komple. Biz ne yapacağız ki burada? 5 tane devlet bir araya gelmişiz.
4 tane hatta. Yok 4 değil 5. 6. Biz hariç 5 işte. Biz de beraber 6. Ne yapacağız abi 6 tane devlet? Baksana adamlar. Bir adamla vur. Vursana kardeş. Ne olur ya. Abi neyi başaramadın? Vur bir yere gir. Başaramıyoruz ya. Buraya yol da getiremiyorum. Burası bana ait değil. Başaramadık. Nereden açabiliriz misal burayı? Şuradan açılır mı? Açılmaz. Buradan açılır mı? Açılmaz. Bu adamlar yerlerinden kıpırdayamıyorlar ki eksi yemekten. Vallahi tıkalı baba. Her türlü tıkalı. British Raj üzerine oynayabiliriz. Askerleri yavaş yavaş tanka çevirmeye çalışıyoruz zaten. Tank birikir. British Raj'dakileri falan da tank yaparız. Şu an ya oturup bekleyeceğiz ya da Almanlara katılıp seyrin değişmesini bekleyeceğiz. Ben Almanlara katılmayı daha mantıklı buluyorum ya. Başımıza bir iş gelirse de artık yani ya save'e döneriz ya yaparız bir şeyler. Hiç yapacak bir şey yok. Ben Almanların yanına katılmaya gidiyorum. Selamun aleyküm. Merhaba. Abi merhaba. Şimdi öncelikle faction'lar. Şimdi deneme. Oman'a attım diyelim. Oman'a dedim ki kick to faction. Oman nereye girdi? Babaya girdi Oman. Askerler orayı koruyamıyor diyor. Yemen kick to faction. Suudi Arabistan kick to faction. İran kick to faction. Öldük bu arada. Afganistan kick to faction. Yaracaklar bu arada çocuklara. Ya da savaş bitecek peace imzalayacaklar. Şu an herkes tek kaldı. Babacım. Merhaba. Müslüman el aylanı boz. Abi al beni. Ask to join faction. Eksi 280 mi? Neden lan? Different ideology. Ha, bu senaryoda göt gibi ortada kalıyoruz değil mi? Anladım. Paktı bozduğumuzda kalıyoruz abi. Göt gibi ortada kalıyoruz. Fransa'ya offer peace. Babayı yediyor. Tamam save'e geri dön. Save'e geri dön abi. Hitler bizi almıyor. Reis bizi almıyor abi. Faşizme doğru dönmemiz gerekecek galiba. Abi faşizm veren ideoloji yok. Mecbur advisor alacağım. Ulan advisor da +1 +1 nereye kadar boostlayacak? Biz zaten faşist olana kadar savaş biter. Tekken koruyacak daha az yer kalıyor. Doğru ama düşman da daha fazla ilerliyor. Cephe küçüldükçe onlar daha da şey yapar. Onlar daha da celallenir. Abi ne oluyor? Amerika Alman'a çıkarma. Harika. Harika. Her gece gizli gizli ağlamaya devam abi. Her gece ağlamaya devam artık. Çünkü hapı yuttuk. Merhaba. Şuradan Blitzkrieg'e doğru ilerlemem gerekiyor. Amerika geldi arkadaşlar Almanya'nın oraya doğru. Ufak bir problem yaşatıyor gibi ama yani o kadar ekonomiye ölme be anam ya. Sovyetleri de aldın, o kadar ekonomiye ölme be anam. Vallahi o kadar ekonomiye ölürsen ay ben şeyi okudum, bağış okumayı unuttum. Özür dilerim ve nasyonalist Zimbabwe. Selam Samet abi, ben Emir demiş. Emircim memnun oldum. 4 yıldır takipçinim, destek olmak bugüne nasip oldu. İyi yayınlar, seviyorsun demiş. Teşekkür ederim babuşum, sağ olasın.
Kesinlikle almanın faction zaman kaybı bu arada. Oğlum kendiniz idare edin askerlerinizi. Tamam da bu savaşa nasıl bir etki edebiliriz bak düşün. Buradan yaramıyoruz ve ne yapabiliriz? Afrika tıkandı. Afrika'dan ilerlemenin bir yolu var mı? Hep beraber şuraya dalsalar. Yani idealarda falan ilerleyip kendimizi güçlendiririz de bu savaşı açacak başka ne yapabiliriz yani? Bu savaşı ilerletecek başka ne yapabiliriz? Heyecan çıkartacak. Teşekkür ederim anne. Polanda bir savaş ilan etsek ulan kazara Almanlar falan yanına alır var ya. Yemin ediyorum canımızı okurlar ha. Vallahi canımızı okurlar. Ya Sovyetler de bitti. Şu an savaş skoru alabileceğimiz bir ortam yok. Hindistan'a ilerlenebilir. Hindistan'a da bizim ordular ilerleyip vuramıyor. İş gene yıpratma savaşına dönecek gibi. Tank birikiyor mu? 7K tank var. Bu değil de. Şuradaki bütün orduları tanka bassan ne değişir? 7K eksik mi kalır? Ha 8K lazım, 7K var sende. Çevir, çevir, çevir. Çevir, toplarız abi zamanla. Toplarız abi. Aşağıdaki orduyu full tankı yaptım. Ve nasyonalist Zimbabwe Almanya'ya misyoner yolla demiş. Nasıl yani? Yollayamam kanka. İlişki gelişimine falan bakmıyor herif ya. Faction'a da invite'layamıyorum adamı. Yani keşke Akis'te olmasa. Ya Akis'te Müslüman Alliance birleşse keşke. Müslümanlar Birliği. Abi hava kuvvetlerine yönelme zamanı geldi. Hava kuvvetlerine yönelme zamanı geldi. Çetin yıllardır dediği şeyi yapacağız ve hava kuvvetlerine yöneleceğiz. Artık hava doktrinleri ve hava kuvvetlerine ilerleme zamanı. Tabi öncesinde naval doktrinleri falan bitirelim. Hava kuvvetlerine yönelip hava kuvvetlerinin verdiği destekle yardırmaya çalışacağız. Allah'ım şükür artık sentetik rubber'ımızı kendimiz üretebileceğiz. Tamam. Kendini sanayi alanında geliştirmeye devam et koçum. Trabzon'u mu koruyayım? Trabzon'da bir şey yok ki şu an. Ya Akis bize dalmayacak tamam mı? Akis'in bize dalmaya niyeti yok. O konuda problem yok. Ama Alman'ın defettiler galiba Amerika'yı. Yarıyor mu Alman? Paris önlerine kadar dayanmış. İtalya da hatta bir ucuk ilerlemiş de harbi bir ucuk ilerlemiş lan İtalya. Bir de her yerde eksi yiyoruz arkadaş. Her yerde eksi yiyoruz ya. ...1930 yazınca çıkıyor babuşun mod. Evet beklemek dışında seçeneğimiz yok. Bekleyeceğiz, farmlayacağız. Hindistan tarafında nerede asker kaybediyorum? Nerede ordu kaybediyorum? Burada. Yapacak bir şey yok, bazı yerlerde eksi yemek durumundayız. Düşmanın 1 milyon askerini indirmek de güzel bir şey bence. 5 ila 10 milyon arası askerleri olsa da. Nereden açacağım ben bu savaşı? Kızıldeniz'den şuraya bir yere çıkabilir miyim acaba ya? Buradaki gemilerden. Misal veriyorum. Öyle bir şey yok da Hindistan'daki bir adam geldi buraya. Buradan buraya çıkacak. Ve araya da şey istiyor, gemi istiyor. Süveyş bende, gemileri Süveyş'ten sokayım. Tabi onlar bana sokmazsa daha önce. Allah'ım umarım gemiler Süveyş'e doğru ilerleyebilir. Gemileri Süveyş'e sok. Tam arkalarına çıkmaya çalışacağım. Güzel, onlar bize sokamadı. Nice, 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 nice. Süveyş'in elimizde olması çok güzel bir şey ya bence. Adamlara vurmuyorum ki savaş planı kötü olsun. Savaş planı kötü derken nesini beğenmedin acaba? Dayak yiyoruz.
sanırım onların vurma vakti geldi. Abi tanklara ne oldu? Tanklar organizasyonu sağlayamadı değil mi? Tank organizasyonları düşük olduğu için herifler böyle labada labada vuracaklar bize galiba. Evet, bastığım bok gibi tank ordusu galiba benim bütün hayatımı alt üst edecek şimdi. Evet, 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 evet. Ölüyoruz abi, çok güzel. Ölüyoruz, çok güzel. Peki neyle vuruyor bunlar bize? Antitank mı bastılar komple? Antitank falan mı bastılar komple? Abi operasyon geri çekilme. Operasyon geri çekilme. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bütün kanatlar vurulmadan. Bütün kanatlar vurulmadan. Herkes geriye. Herkes geriye. Bizim adamlar tank eksiğinden mi öldü? Nereden öldü bilmiyorum da öldüler bir şekilde. Yardıma gelin lan. Bir onlar da bir biz de herhalde. Top gibi sekecek artık bura. Çık 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 çık. Çık buradan çık. Çık buradan abi, geri bas. Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas. Salla burayı, sonra hallederiz. Açlıktan öldük. Şey yaptık herhalde. Orada bir yattık aşağı. 1946'nın Night Vision'ı. Maintenance Company vermedik adamlara. Maintenance Company verelim. Support ekipmanları falan bir şey yapalım. Beyler bekleyin. Önce herkes buraya bir gelsin. Bekle bir. Herkes buradan buraya. Lan sen nereye gidiyorsun? O nasıl bir gidiş yönü ya? Abi terk etsenize şurayı. Yapman gereken tek şey burayı terk etmek. Terk et. Şu birliği bekle. Tamam, yok, geri kalanlarını savun ya. Geri kalan yerleri savun. Ne oldu ben az önce anlamadım. Ani bir dayak yedik böyle. Ani bir dayak skalası başladı. Allah ne verdiyse. Tak, tuk, pat, küt vurdular kafamıza. Ver, 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 ver. Biraz, biraz iyice rubber ver. İyice rubber ver. İleride uçak da üreteceğim. İleride uçak da üreteceğim. Hala adamlar bana yol diyor ya. Orası benim değil, değil. Niye anlamıyorsunuz? Bura benim değil. Şu yukarıya basarsam gerçi aşağıya da iyi yol gelir. Ayarlayacağım onu, ayarlayacağım. Tamam, tamam, ayarlayacağım. Al. Bak, bir numaralı önceliğimi buradaki yollara aldım. Al. Bunlar neden dayak yediler? Muhtemelen ekipman eksikliğiyle piyade eksikliği falan bir araya geldi. Organizasyonumuz falan da düşük. Tamam, gemiler ufaktan piyadeler Blitzkrieg'e yöneliyor. Artilerimiz fullesen kaç yazar? Evet, artık vuramasınlar bir zahmet ya. Lütfen vuramasınlar. Canımız okundu ya. Alman ne yapıyor orada? Yemin ediyorum boğazımda kaldı bazı şeyler. Yutamadım abi, yutamadım. Alman patlıyor. Vallahi dünya vs ben ya. Tanklara support koydun mu? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bak. Recon Company var mobilize. Engineer var. Engineer'i maintenance'la değiştireceğim. Şimdilik hadi şey de verelim anasını satayım. Support artilleri falan da verelim. Artilleri support da verelim. Alman'a volunteer yollayabiliyor muyum? Yolluyorsam bile yollamam kanka. Gücüm yok ki. Yollanıyor mu volunteer? Aa. Kaldı ki volunteer yollanmıyor yani. Ki yollayabiliyor olsam da yollamam kanka. Arkadaşlar, Fransa yukarıdan galiba bizi zaga zagalamaya gelecek.
Kardeş sana zahmet bir 24'lük hatta bir 48'lik ordu. Hep bütün manpower'ı bitiriyorum farkındayım bu arada. 24 yetmeyebilir çünkü şuraya çekeceğim orduları. Ya da dur bir tane 24'lük bas yeter ya. İleride tanka da çeviririz onları. Evet işler çok kötü gidiyor bizim için şu an. Aha Portekiz'e çıkarım tabii ki tabii ki. Portekiz'e de çıkarım. İngiliz'e de çıkarım. Aa Paris'in önlerindeler bir yandan. Acaba şuraya bastığımız ordu şey mi olacak? Bak bir yandan Paris'in içindeler yani Dutch India'ya vuruyorlar da Amsterdam'ın oralar falan da ötüyor. Reisler siz bize Afrika ordusunun oraya uçak lazım abi dur uçağa geçeceğiz daha. Çıkarma falan atacaktık içimizde kaldı. Evet benim tanklar etkisiz eleman şu an. Yukarıya kaynakla basıyorum da vallahi benim tanklar etkisiz eleman olarak kaldı. Abicim bak şu an zaten Mısır'a yol yapıyorum. Benden daha ne beklediğinizi anlayabilmiş değilim. Hava kuvvetlerine önereceğiz işte. Hatta bunu tez zamanda yapalım. Motorize roket artileri. Abi hızlıca ne olur. Bizim daha çok uzun yolumuz var ya. Bir de bunlar Paris'i alırsa, üstüne bir de White Peace atıp çıkarlarsa hani bütün savaş bize kalır, biz de burada patlarız arkadaşlar. Tutunabilme şansımız yok. Engineer Company 4. Evet güzel. Yukarıdan aşağı kaynak taşınıyor. Burada zaten bir tane 9 level naval base varmış. O 9 level naval base olmayaydı bir de. O zaman göreydin. Şu an İngiliz'e karşı Hindistan attığını da savunuyoruz. Tıkananzi. Peki sizce şu Asmara'da adam var mıdır? Yani oraya bir 10 tane tank ordusu basıp girsem nasıl olur sizce? Ki sanırım günlük 43 tank üretmeme rağmen oraya tank ordusu basıp girmeye benim cürmüm yetmeyecek gibi. Hakikaten benim cürmüm yetmeyecek gibi. Tamam. Şey bitti zaten. Sentetik petrol falan çıkartabiliriz galiba buralardan. Ya da rafinerilerin... fuelini mi arttırıyoruz, ne yapıyoruz bilemedim. Tamam ya ekonomiye de yöneldik say. 1945'e az kaldı aslında. Tanka birazcık erken geçebiliriz. Maintenance'a devam ya. Ve Alparslan 51 bit gönderip selamun aleyküm babuş iyi yayınlar nasılsınız demiş. Aleyküm selam babuşum hoş geldin iyiyiz çok şükür seni sormalı. Bak artık yarma harekatı öğrettik tanklara. Blitzcrank. Yemiyor Blitzcrank. Abi hiç mi bir yer yemiyor ya. Özellikle şura ölüyor da. İyi en azından vurduklarında devrilmiyoruz. Bir de vurduklarında düşüyor da olabilirdik şu an. Fighter focus ver. Sonrasında gemileri de, şeyleri de, bütün kabineyi bir dolduralım. Bütün elemanları bir alalım. Tamam, politika puanlarının kalanıyla korlama işlemlerini yapmaya devam edelim. Burası neresi misal? Güzel, tamam burayı da korlayalım. Şimdi ekipman sıkıntımız yok. Asker sıkıntımız yok. Bekleyeceğiz. Tank birikecek. Bir tane ordu basacağız. Hatta bir saniye. Tank birikmeyecek abi. Piyadelerle çıkacağız. Her yere tank kullanmak zorunda değiliz. Şurada çıksın bizim 24'lük grup. Buradan arkalayacağız o 24'le. Bütün ordular buraya çekilmiştir muhtemelen. Bilmiyorum. Belki şurayı Etiyopya savunuyor olabilir. Emin değilim.
Ya da buradan aşağıyı ama Red Sea'nin altını tutamayabiliriz ya. Bak sen şimdi dur. Nereye gidiyorsun? Sal burayı. Burada nasıl sağlayacaksın gemi kontrolünü? Heh. Şurayı bir tut bakayım. Direkt Fransa'nın oraya çıksak diyeceğim. Adam var buralarda ya. Adamlar kolluyor. İngiliz'in altına çıkalım. Beberada adam gördünüz mü? Kardeş istemiyorum sizin birlikleri. Eyvallah. Bizim var ya işler sıkıntı ha. Şu ordu bir kendine gelsin. Uçak üretmeye de başlayacağım. Arada müzikler kendi kendini iptal etmese hoş olacak aslında. Arka planda bir tıngırtı arıyor insan çünkü. Gerçekten arıyor. Mısır hattında tutsam ilerleyebileceğim bir yer yok ki. Gerçi bu pozisyonda ha şuradayım ha buradayım abi. Hiçbir şey fark etmez. Haklısın ya. Ben adamları Mısır'ın oraya doğru çekiyorum. Gerçekten haklısın abi. Çekil 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 çekil. Ne yapacağım ki aşağıda iki karış toprak için? Sonra şu piyade ordusunun basımını durdursa mı? Durdurma lan Fransa comeback manbek atar. Ben şuraya bir asker yığayım da. Ne olur ne olmaz güvenemiyorum size. Gerçi Fransa oradan şey yapsa geri dönse Paris'in orayı tutuyor da Lejyoner Romanya'yı da devirir şeyi de devirir. Benim batı sınırını tutma şansım kalmaz ki. Buradan bir tane 24'lük tankı al. Çık oradan. Gel buraya. Çıkarma atmayı deneyeceğiz. Peki piyadelerle burayı destekleyelim mi yoksa Afrika'yı salalım mı şimdilik? Afrika'yı salmayı da deneyebiliriz ya. Ya bir şekilde oraya girmem lazım benim. Ya şuradan ya oradan ya buradan bir yerden. Aha bak 24'lük ordu da basıldı bir tane. Kardeş Afrika'ya baktık çok girdik sen destek vermeye gelirsin tamam mı? Şimdi Lütfü Bey komutasındaki şu ordu bir dursun burada. Burada tanka dönmüş olanlara şöyle bir tank sembolü verelim. Ne Afrika'ya yönelebildik ne Hindistan'a yönelebildik. Oturduğumuz yerde sayıyoruz vallahi yıllardır. Sovyetleri falan erken çökerttiler. Biz de iyi farmladık da. Savaşta bir İngiliz'i pataklayacak kadar değil. ...70 günde çıkıyor. Tamam. Maintenance Company'ye ilerlemeye devam. Bu da burada eksiyor arkadaş. Ne kadar kötü olabilir ki bura? Çek Yemen buradan askerlerini. Amerika olmasaydı gerçekten güzel olurdu da işte. Japon Amerika'ya daldı. O da bana girdi. Kol kırılıyor, yel yine bana giriyor. Ya tamam yani beni buradan geri itemezler de adamlar heavy tank getirmiş. Ya da hiçbir yerime çıkamazlar. Müttefiklerime de çıkamazlar. Herkesi koruyorum ama bu savaşta ilerlemenin bir yolu olmalı yani. Dediğim gibi çıkarmayı deneyeceğim. Başka bir seçenek gözükmüyor şu an. Karşında 10 asker var. Stack wipe atmayı dene. Nerede babuşum? 10 asker. Sadece. Shion TV teşekkür ederim. İkinci yayın kutlu olsun. Sağ olasın. Prime avantajını kullanarak ikinci yayını kutlamış ve selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Afrika'da neden çekildin? Kaynak bulamayıp ölüyorduk.
Ve bizi geri geri itiyorlardı. Bizim tanklar kendine gelmeye başlamış ha. Vur lan sen de. Savaş planı yok. Organizasyon yok. Bir şey yok. Ama bunlar geri çekilir ki böyle yaparsak. Bir saniye. Şuraya yönel. Sil arkayı. Yönel buraya. Aldın mı orayı? Devirdin mi orayı? Devirdin mi çocuğu? Devir çocuğu. Vallahi bizimkiler yumruk atar gibi vurdu ha. Vallahi yumruk atar gibi vurdu. Bir saniyenizi rica edeceğim. Kamera açayım birazdan. Şimdi stack wipe atmam için benim bu adamların neresinden dolanmam lazım? Şuradan dolanıp şöyle etraflarını mı sarayım? Diplerinde liman var ama. Merhaba. Hem geri geldim hem de YouTube için bir mola verip gelelim.